Böyle mi yani? Oho ho. Diyorlar ki maske takın ve açık havada güneş gözlüğü takın diyorlar. En azından elinizi gözünüze ağzınıza sokmazsınız. Riski azaltmış olursunuz. Biz de bundan dolayı programı bu şekilde yapmaya karar verecek değiliz. Bunu işte böyle yaptık ki maksat hoşluk olsun. Oldu mu? Ne kadar hoşsunuz. Çok çok hoşuz. Sen bana dedin ya kolum bozulmuş diye. Evet. Şimdi bütün dünya bozuldu. Bildiğiniz gibi son bölümde Onur arkadaşımızın kolu bozulmuştu ve biraz ara verecektik. Ne olacak ki dedik. Dünya mı duracak dedik. Durdu. Şaka gibi. Bunda emeğinin payı ne kadardır? Tabii ki yatsınabilir. Onur? Hayır, emeği ne suçu? Yani tabii bazı sapmalar olabilir ama gerçekten de hayat durdu. Bir garip hal oldu. Şimdi ben burada süreci baştan özet geçecek, vakit kaybedecek değilim. Çin'de Wuhan'da çıkıyor bu. Bir hayvan pazarında. Orada yarasalar yeniyormuş. Ya, i̇şte yarasa çöldü. Ben biliyorum. Nereden öğrendin sen bu bilgileri ya? Arkadaşlar öncelikle sakin olalım. Bakın bu şöyle bir şey. Zaten bütün virüsler Çin'de çıkıyor. Bundan öncekilerde kuş gribi, deliden ya bu da öyle bir şey. Sadece vücudumuz bağışıklık. Abi yıldık yeter ya. Hepinizin malumu üzere garip garip zamanlardan geçiyoruz. Biz de bu zamanlarda acık evde şişmiş, sıkılmış, bunalmış, bazılarınızın kendini camdan atmaya meyledecek hale gelmiş sevgili Emaya seyircilerini bir nebze olsun gülümsetebilir, bir nebze olsun hayata bağlayabilir miyiz diye düşündük. Ben başta hayır dedim. Çünkü ben de kendimi camdan attım atacaktım. Çok sıkıldım ya. Neyse hadi başlayalım konuşuruz. Hoş geldiniz. Selamlar. Başımıza bir beladır geldi. Fakat biz bu belaya karşı ne yaptık, ne yapıyoruz, ne yapacağız? Buradan sunumuma başlıyor. Memleketimden korona manzaraları. Dediler ki aman dikkat yandık bittik evden çıkmayın. Kolonya ve sabun çok önemli. Ellerimizi yıkıyoruz. Devamlı kolonya döküyoruz. Haber bitti. Markete koştuk gittik. Ne sabun var ne kolonya var. Birincisi ve Müslüman. Bu sabun ve kolonya olmazsa biz dezenfekte olamayacağız. Biz dezenfekte olamazsak bu virüs bizi öldürecek. Durum böyleyken sen 6 aylık kolonya alıyorsun evine. Yani diyorsun ki en kötü ihtimalde ben 6 ay yaşayayım da. Bunlar ne olursa olsun bana ne. Şunu demiyorsun. Ya hep beraber 10 gün yaşayalım. Belki hep beraber bir çözüm bulur da çıkarız bunun içinden demiyorsun. Gidiyor bütün kolonyayı alıyor, istif yapıyor. Kendi kurtulacak, biz öleceğiz. Bu şekilde düşünün. Ne yapacaksa tek başına. Bunun bir benzeri de bazı zenginler mesela. Gidiyor Allah diyor korona çıktı herkes izole olsun falan gidiyor ada alıyor. Ya izole olsunlar tabii de abartmanın da ayrı bir ada alıp adaya gitmek nedir ya? Otur evinde manyak mısınız ya? Kim o densiz? Kim o? Kimse kim canım? Cristiano Ronaldo. İnsanlar diyor ya bu virüsten sonra yeni bir döneme geçeceğiz. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni bir çağa başlayacağız. Ya ben sanmıyorum. Ben hiç sanmıyorum. Baksana kıtlıktan çıkmış gibi ya. Bu nedir abi? Velev ki kıtlıktayız. Ya sen beni ezip mi yapacaksın yani bunu? Ya bu ölsün mü diyorsun yani? Ne diyorsun? Hadi kolonyayı sabunu anladım. Peki bu kadar tuvalet kağıdı neden? Mercimek değil, fasulye değil, su değil, tuvalet kağıdı. Neden? Uzmanlar diyor ki vücudumuzda bu virüsün girebileceği 3 nokta var. Gözlerimiz, burnumuz ve ağzımız. Şimdi bunları kapatıyoruz. Senin bizim bilmediğimiz bir şey biliyor olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü oradan giren direkt solunum yoluna karışıyor mu bilmiyorum. Velev ki geldi. Markete çıplak gitmiyorsan girmez yani. Şehirden şehire gidiyor. İstanbul'dan kalkmış memleketine gidiyor. Arabanın arkası tuvalet kağıdı camlar silme böyle. Ya sizin kıçınızın kuru olması dünya batıyorken niye bu kadar önemli? Bakın ıslak götle gezelim demiyorum. Yanlış anlaşılmak istemem. Lakin bilmediğim bir şey mi var? Soruyorum ya.
öğrenmek isteyen biri olarak, bir kardeşiniz olarak düşünün beni. Hocam benim bir sorum daha var. Buyur canım. Peki neden makarna? Bir de yine bu haber bitti. Virüs var, dikkat edin dendi. Markete koştuk, gittik, baktık. Ne yok? Makarna yok ve nohut yok. Demek ki biz makarna ve nohutla beslenen bir topluluğuz. Ya moruk, bir sürü şey var ya. Makarna, nohut. Başka bir şey yok mu? Git al, ye. Makarna bu kadar iyi geliyorsa bu menede, İtalyanlar niye Abi Instagram'da ben de yaptım, lanet olsun. Challenge da challenge. Ya sıkılınca ne ya. Sıkıcı bir millet oluyoruz ya biz. Herkes evinde sıkılsın mümkünse ya. Hadi kardeşim, ben tuvalet kağıdı sektiriyorum, sana da meydan okuyorum. Sen ne dersin? Oo, gördün meydan okumanı. Al ben de sektireyim, sana okuyorum. Efendim sabah kalkıyoruz, yogamızı yapıyoruz. Efendim hemen çiçeklerimizi suluyoruz. Evde hiç sıkılmıyoruz. Evde yapılacak o kadar çok şey var ki. Kitabımızı okuyoruz, filmimizi izliyoruz, dizimizi izliyoruz. Çamaşır suyuyla siliyoruz. Bulaşık makinesi boşaltıyoruz. Çamaşırları 90 derece de yıkıyoruz. Efendim sporumuzu yapıyoruz. Yemek yapıyoruz. Tekrar bulaşık makinesini boşaltıyoruz. Ondan sonra duş alıyoruz. Kolonya sürüyoruz. Duş alıyoruz. Kolonya sürüyoruz. Evde yapılacak çok iş var. Ya ırgat gibi bu sefer evin içinde çalışır olduk ya. Herkes bu Instagram'da, herkes sabah kalkıyor, yogasını yapıyor. Hemen kitabını okuyor. Kitap, ben bunu okuyorum. Sen neyi okuyorsun? Ben de bunu okuyorum. Osman, peki ya sen? Ben de bunu okuyorum. Ben bunu okuyorum. Yani Allah Allah. Bitmedik ya. Ne challenge merakıymış ya. Herkes kekini kabarttı. Herkes ekmeğini yaptı da. Tamam da. Dur, yoğurdum oldu mu? Sakin ya. Of, bak. Gerçekten bir sessizlik iyi geldi. Ve normalde de böyle insanlar değil ha. Ya sen kitap okumuyorsun, ben biliyorum. Neden? Sen bütün gün evde oturup göt büyütüyorsun. 30 mekiğimi çekiyorum. Şimdi de sana meydan. Çekmiyorsun yani. 4'te kapattım. Biz de yaptık bak, söylüyorum. Biz de zamanında genç olduk. Ama tamam, duralım artık. O kadar kitap okumuyoruz biz. O kadar film izlemiyoruz. Bunlar çok belli. Markete gittiğimizde nasıl bir millet olduğumuz ortada. Markete bak. Instagram'a bakma. Orası orası öyle değil. İçlerinden 4 tanesi gidiyor 400 kişilik kolonya alıyor. Biz böyleyiz. Herkes evde otursun. Takkesini önüne koysun. Düşünsün. Biz neden böyle olduk? Artık Allah belamızı veriyor. Bence daha da verecek. Ormanları yaktın. Hayvanları kestin. Denizleri kirlettin. Onun üzerinden atladın. Buna madik attın. Ona çelme taktın. Daha çok istedin bilmem ne. Hadi geçmiş olsun. Ne gülüyorsun be? Gülünür mü lan? Dayı çocuğu, geçmiş olsun. Ne yapabilirim ya? Daha mı az su tüketeceğiz? Daha mı az hayvan tüketeceğiz? Değişecek mi? Değişmeyecek. Ama şunu görmüş ol. Hep beraber gidiyoruz. Anladın mı? Atan bir, karşılayan bir. Onun için... Haydi efendim. Memleketimden korona manzaralarına devam ediyoruz. Ne deniyor? Bu virüs 65 yaş üstü için çok riskli, tehlikeli, ölümcül. En çok bu kitleyi etkiliyor. Efendim, bunun üzerine de yaşlılara sokağa çıkma yasağı geldi. Arkadaş, sanki dendi ki hepinizi 18 yaşına geri döndürdük. Hadi ergenliğinizi baştan yaşayın. Ya ergen hareketler, amca, baba, anne, dede, teyze, ne yapıyorsunuz ya? Abi, Denizli Belediyesi bankları kaldırmış. Gidip oturuyorlar diye. Buna rağmen gene gidiyorlar. Bugün haberlerde gördüm. Şerit çekerler ya. Ondan yapmışlar. Onun altından girip gene orada yatıyorlar. Bank da yok. Ya abi, şaka gibi. Bak, eğer ki bu virüs 35 yaşa kadarkileri etkiliyor, sonrasını etkilemiyor olsaydı, annelerimiz, babalarımız hakkımı helal etmem ne demek, balkona çıktım ne demek, bunu yapıyorlardı bize. Şimdi diyoruz ki ya babacım, Allah aşkına çıkma lütfen. Ne demek çıkma? Bıktım senden. Osman amcanın oğlu her gün iki sefer hem de mesafeyi koruyarak babasını parka çıkartıyor. Lanet olsun senin gibi. Aa, ergen la. Çıkamazsın baba. Ne demek çıkamam? Sevmiyorum seni işte. Baba, odana gideceğim. Odam da odam. Yeter artık. Elleme o havluyu. Of! Bir teyze normal zamanlarda elinde böyle bir poşet ekmek. 5 tane. Bir gün dedim, teyze siz kaç kişisiniz? Yalnızım yavrum dedi. Dedim 5 ekmek. Üşeniyorum yavrum dedi. Böyle alıyorum, buzluğa atıyorum. Haftada bir iki çıkıyorum dedi. Aynı teyze, yasak dendi. Abi her gün gidiyor bir ekmek alıyor. Elinden gelse yarım ekmek alacak, sabah akşam gidecek. Ya teyze, duramıyorum. Teyze yani. Ya tamam, anlıyorum, sıkılıyorsun da. Ya çocuk değilsin yani. Bu dediğimden de öyle insanları kenara çekip dalga geçelim. Öyle bir şey değil tabii ki de yani. Ama ya bir çocuklaştılar da. Onu da göz ardı edemeyiz yani. Yine tecrübeli ve de dindar vatandaşlarımızdan bu yasaklara çok tepki geldi. İçlerinde ille cumayı kılacağım. Gerekirse caminin kapısını kırarım. Gene de ben bu cumayı camide kılarım gibi çıkışlarda bulunanlar oldu. Hayır, evde kıl.
65 yaş üstü tecrübeli vatandaşlarımıza sesleniyorum. Ya tecrübeli demeyin lütfen ya. Abi ben kimseden linç yiyemem. Ondan sonra yaşlı dedi, yaşlı dedi. Yaş almış dedi. Vurun buna, ben uğraşamam. Onun için tecrübeli vatandaşlarımız demeyi tercih ediyorum. Ve diyorum ki evde kal, hayat eve sığar sloganını evde kıl, cemaat eve sığar şeklinde 65 yaş üstü dindar vatandaşlarımıza ithaf etmek istiyor. Hashtag evde kıl. Mesele ne biliyor musun? İnsanlar adapte olamadı. Bak hatırla, bu insanlar değil miydi? Emekli maaşı kuyruğunda ölüyoruz. Bizi bir kenara atıyorlar. Kimse bizimle ilgilenmiyor. Kimse kapımızı çalmıyor falan. Bunlar değil miydi? Şimdi diyoruz ki çıkma maaşını biz göndeririz. Herkes gidiyor kapıyı çalıyor, bir şey lazım mı? Her kapıdan biri çıkıyor. Bir ihtiyaç, bir ihtiyaç var. Ya siktir gidin. Abi kafa çıtladı. Bir semt pazarında Spider-Man kostümlü bir arkadaşımız millete maske ve dezenfektan dağıtıyor. Neden Spider-Man? Bilmiyorum, maskeyi ağ atıyor herhalde. Mersin Tarsus'ta bir hamam koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatmış dükkanını, hamamın sahibi. Sonra kalkmış gitmiş Ankara'ya. Bunun yanında çalışan eleman gitmiş gizliden gizliye açmış hamamı, içeride kumar oynatmış. Aa. Bunun haberi alınmış, polis baskın yapmış, 10 kişiyi falan yakalamışlar. 3'er 5'er 1000 lira ceza kesmişler. Nasıl bağımlılıksa kumar, hakikaten bak düşün ya. O kadar salgın var, ölürsün diyor, gene de gidiyor. Çok enteresan adamlar var. Garip garip fikirler, yeni buluşlar çıkıyor. Mesela Bursa'da aynı sitede oturan teyzeler her zaman yaptıkları altın gününü yapamaz olmuşlar. Aman ya Rabbi, daha büyük bir felaket senaryosu düşünemiyorum. Ama yılmışlar mı? Yılmamışlar. Hemen bir çözüm oluşturmuşlar. Hepsi evinde kekini, çayını, kahvesini yapıyor. Balkona, cama çıkıyor. Oradan gün yapıyorlar. Transferi nasıl yapıyorlar? Onu da herhalde havale yapıyorlardır yani artık. Kadın da şey yapıyor. Yol bulmamız lazımdı. E tabii ki yani. Altın günü engellenemez. Onun için bizim de aklımıza böyle bir şey geldi. Bravo teyze. Bak böyle şeylerim var. Ama gidiyor, ne yapalım, bizim de bir eğlencemiz ya. Başlayacağım eğlencene ha. Bitmedi oltanız balığınız. Çok sıkılıyorum. Buraya geldim mi her şeyden uzak. Lan git, şimdi o gün değil. Her şeyden uzaklaşma. Evde duracaksın. O balığa attığımda sanırsın hiç derdim yok. Ya derdim var. Öbürü diyor ki bunlar hepsi tanıdık abi. Bunlardan gelmez. Asım abi de mi bana bulaşacak lan? Böyle bir şey değil. Garip garip tepkiler veriyoruz ya. Sanırım Rizeli iki kardeş bu virüs durumu patlayınca işi gücü bırakıyorlar, kalkıyorlar, köylerine gidiyorlar. Orada anneleri babaları var, onların yanında olacaklar, yardımcı olacaklar. Köyde tecrübeli vatandaş popülasyonu var. Bunlar da diyor ki bu iş böyle olmayacak, bizim daha ciddi bir önlem almamız lazım. Köye giden bir yol var, böyle dar bir yol. O yola kepenk yapıyorlar. Yola bildiğin böyle kepenk yapıyorlar. Otomatik basıyorsun açılıyor, basıyorsun kapanıyor. Araba maraba öyle geçiyor. Fakat bu haberde orada biri tulum çalıyor. Bir yandan da bunlar horon tepiyor. Ne güzel kepenk yaptık diye herhalde. İndar 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 indar. Diyeceksin ki yolun ortasına kepenk yapmış bu yeteri kadar ilginç değil de ona mı şaşıyorsun? Açıkçası öyle. Yani her şeyin içinde tulum ve horon gene de beni güldürüyor. Böyle de bir haber vardı, sizinle de paylaşmak istedim. EMA'yı izlerken nelere dikkat etmemiz lazım? Efendim, EMA'yı izlerken dikkat etmeniz gereken şeyler: sosyal mesafeyi koruyun. O telefonu yalıyor musun? Hapşırdın mı? Ben nereden bilebilirim? Sonra EMA'yı izledim, bana bulaştı dersin. Ben bununla uğraşamam. Hepimiz aynı EMA'yı izlersek bize mikrop geçmez değil mi hocam? Bir de öyle şeyler mi? Bir de şu çok önemli. Bu virüsü atlatmakta moral, her hastalıkta olduğu gibi bunda da çok önemli. Moraliniz ne kadar yüksek olursa savaşta o kadar daha başarılı olursunuz. Peki moraliniz nasıl yükselecek? EMA'yı ile yükselecek. Kesinlikle. İstiyorsan izleme. Sen bilirsin. Diyor musun ben bu antibiyotiği içmeyeceğim, kusura bakma. Neyi? İçmeyeceğim. Demiyorsun. Bu öksürük şurubu bilemiyorum ki bana iyi gelir mi diyebiliyor musun? Demiyorsun. Bu da onun gibi. Moral istiyorsan, eğer bu virüste savaşmak istiyorsan moral EMA'ydı. Tamam mı canımın içi? Hadi bakalım. Şimdi gidin, haftaya yine gelirsiniz diyeceğim ama bilemiyorum. Yani emin misiniz? Belki yani, gelemeyebilirsiniz. Onun için şimdi gidin. Zaten bildiriminiz açık olsun. Bildirim gelir biz geldiğimizde. Bugün doyduk, bugün şükür. Haftaya Allah kerim efendim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.